Merhaba arkadaşlar, Can Motovlog'tan selamlar. Çanakkale'deki ikinci belki üçüncü video olabilir bu. Birkaç farklı video çektim fakat hangilerini yükleyeceğim bilmediğim için bu videoyu da Çanakkale'de çekmek istedim sizlere. Instagram'dan takip arkadaşlar varsa biliyorlardır, son paylaştım gönderdi. Neden pis diye bir fotoğraf paylaştım. Neden pis günlerine katılmalıyız? Pis bizim için neden önemli diye. Bunun hakkında biraz sohbet edelim istiyorum sizinle. Hızım 60 mı? 58. 56, 57, güzel. İyi yakalıyor. Şimdi pis şu yüzden önemli arkadaşlar. 100 TL gibi bir rakam tabi bizim için öncelikli olarak bir avantaj. Normalde pis günlerin fiyatları 1000 liralardan başlıyor ve tüm seanslar dahil yaklaşık 6-7 seans oluyor diye biliyorum. Tek seansta olsa en azından piste çıkma tecrübesini yakalıyorsunuz. Bir Starbucks'tan bir kahve aldım ya merkezde. Girebilirsek şayet. Şimdi altımızdaki makineler 600'lük ve bildiğiniz üzere güçlü makineler. Trafikte kalitesi asfaltta. Ülkemizde ne yazık ki asfalt kalitemiz belli bir oranda düşük. Çoğu yerde eski asfalt var ve yaz sıcağında vesaire bu asfalttaki pislikler daha da yüzeye çıkıyor. Bizim virajlarda ya da fren yaparken kayıp düşmemizi sağlayabilecek etkenler. İlk önemli avantajı pistin tabii ki de asfaltın kalitesi. Asfaltın üzerine adamlar tutunuşu arttırsınlar diye bir malzeme döküyorlar pistte ve bu virajlarda sizi daha iyi tutuyor. Tabii düşerseniz de ekipmanınızın daha kolay zımparalanmasını sağlıyor. O yüzden aslında full ekipman istiyorlar sizden. Düştüğünüzde ne kadar daha az hasar alırsınız diye. Birincisi güzel asfalt. Yani altınızdaki makinenin limitlerini görebileceğiniz yerler pistler. Ve bundan inanın çok keyif alacaksınız. Diyeceksiniz ki ya bu motor bunları yapabiliyor muymuş ya? O ne, R6 mı? Evet. Bu cümleyi kuracaksınız. Ben kurdum. Ne kadar keyif aldığınızı görüyorsunuz motorla girdiğinizde. İkincisi düştüğünüzde herhangi bir şekilde yaralayabileceğiniz ya da öldürebileceğiniz bir insan yok. Hem karşı tarafta hem kendiniz için söylüyorum bunu. Örneğin şurada düşseniz şu ortadaki kaldırıma kafanızı vurup bu direğe, ağaçlara çarpma riskiniz çok yüksek. Burada sola doğru düşünün mesela. Bu benim ne kadar ekipmanlı da olsam bir taraflarımı kırmamı sağlayacak bir konu olur. Ya da bir durak, ya da katil bariyerler, ya da çarpabileceğiniz bir araba, altına girebileceğiniz karşı taraftan gelen bir araç sürücüsü. Sonuçları çok ağır olur. Yani pistteki performansı yollarda göstermeye çalışsak, ki gösteren arkadaşlar var, cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum kendilerini. Ben o kadar canımı önemsemiyor değilim. Oo. Varul abi. Güzel, BMW'yi vermişler. Tabii Çanakkale memcut konuşamıyorum. Yer Çanakkale olunca polis arkadaşları tanıyoruz abilerimizi. Gelir mi arkamdan? Gelmedi. Ama selamımı aldı gördüm. Evet, yani düştüğünüzde kendinize verebileceğiniz zarar minimum. Motorunuza da aynı şekilde bir low side yediniz. Virajda düştünüz mesela. Genelde virajlarda kaldırma ya da katil bariyerlere çarparsınız. Pistte böyle bir şey yok. Çarpabileceğiniz bir şey yok. Direkt çakıl havuzları var. Motorunuzu ve sizi tutan. Oraya düşüyorsunuz. Çakıl havuzuna gidiyor motorunuz ve bir anda gömülüyorsunuz zaten havuza. Hiç düşmedim ama düşen arkadaşların videolarından biliyorum. O yüzden kendinizi yaralamanız bayağı düşük bir olasılık. Başka ne diyebiliriz? Yani pistte anlık olarak size müdahale edebilecek insan sayısı belli bir sayıda. Yaklaşık 20-30 civarında hakem var. Virajlarda, düzlüklerde her hareketiniz izleniyor. Herhangi bir şekilde apaçilik yapma imkanınız düşük. Eğer o tarz bir davranış gösteren kişi olursa onun için seansı iptal ediyorlar. Piste bir ambulans bekliyor hazırda. Bu ambulans önemli bir konu. Yolda bir kaza geçirseniz ülkemizde çoğu yerde hele hele E5'te düşerseniz, E5'te emniyet şeridi olmadığı için aslında trafik tıkanıyor. Bu yıllardır bir sorun. Emniyet şeridinin olmayışı. E5'te geçirdiğiniz bir kazada ambulansın gelme süresi yaklaşık 20 ya da 30 dakikayı bulabiliyor. Bir Domino's kuryenin gelebildiği zamanda size ambulans geliyor. Piste böyle bir şey yok. Anlık olarak 1-2 ambulans hazırda bekletiliyor. Tam teşekküllü herhangi bir şekilde motorunuzla kaza geçirirseniz ambulansları içeri sokuyorlar. Seansı iptal ediyorlar ve sizi olduğunuz yerden alıyorlar.
Bu gerçekten önemli bir konu. Yani düşebilirsiniz, olur. Bir aksilik olur. Virajı kaçırırsınız. Hızınız yüksek kalır. Herhangi bir hatanızda bunu telafi edebilecek insanlar etrafınızda var. Pistte, yollarda ne yazık ki bunlar yok. E5'te geçireceğiniz bir kazada ambulans gelene kadar eğer bir tarafınızı kopardıysanız kan kaybından gitme riskiniz çok yüksek. Evet, durumlar böyle. Neden videosu özetle anlatmam gerekirse bu maddelerden dolayı piste gidin arkadaşlar. Yollarda hız yapmayın. İnanın piste gittikten sonra yollardaki gereksiz gazlamalarınızdan da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Buna emin olabilirsiniz. Star Fox'a girelim. We are my